Herkese merhabalar arkadaşlar. Oscorp Yurtdışı Hizmetleri'nin yeni YouTube videosuna hepiniz uzun bir aradan sonra hoş geldiniz. Yaklaşık 1-1,5 aydır herhangi bir YouTube videosu paylaşmıyorduk. Çünkü bir taşınma sürecindeydik. Artık YouTube videolarımız için de yeni bir stüdyomuz var. Daha güzel, daha yeni ve daha kaliteli içeriklerle sizlerle olacağız. Ve ilk içeriğimiz Oscorp Basics. Aslında ilk programımız olan Oscorp Basics ile sizlerleyiz. Oscorp Basics'in ilk konusu da Kanada'da nasıl çalışırım. Kanada'da nasıl çalışırım? Kanada'da sizlerin çalışabileceği eğitim programlarından bahsedeceğim sizlere bu videoda. Bildiğiniz üzere Kanada zaten Türk öğrencileri tarafından oldukça fazla tercih edilen ülkelerin başında geliyor. Aslında öğrenciler demeyelim, herkes tarafından gidip eğitim almak için, hatta yaşamak için de en çok tercih edilen ve en çok gitmek istenilen ülkelerin başında geliyor. Herkesin de hemen hemen bu videoyu izleyen birçok kişinin haberi vardır bundan. Bildiğiniz üzere bir çalışma izni başvuru hakkı var şu anda Türk vatandaşlarına verilen TS2023. Bu sayede şu anda Kanada'da bulunan birçok kişi çalışma iznine başvurabiliyor. Videonun en sonunda sizlere TS2023 hakkında da ufak bir bilgi vereceğim. Şimdi ilk olarak Kanada'da çalışma izninizin olabileceği programlarla başlayalım. Kanada'da eğer ki direkt gider gitmez bir çalışma izniniz olmasını istiyorsanız özel kolejlerde düzenlenen co-op dediğimiz staj bağlantılı sertifika ya da diploma programlarına gitmeniz lazım. Ya da devlet kolejlerinde düzenlenen diploma programlarına katılmanız gerekiyor. Bu programlar aracılığıyla gittiğinizde Kanada hükümeti sizlere bir çalışma izni tanıyor. Aynı zamanda Kanada'da lisans ya da yüksek lisans gibi akademik bir eğitim için giderseniz yine çalışma iznine sahip oluyorsunuz. Çalışma izni sürelerine geldiğimizde de Kanada hükümeti bu çalışma iznini öğrencilere part-time, yani haftada 20 saat olarak veriyor. 2 haftada totalde 40 saat çalışabiliyorsunuz. Peki Kanada'ya eğitim programlarıyla, çalışma izni olan eğitim programlarıyla gittim. Hangi işlerde nasıl çalışabilirim? Burada genel olarak uzun yıllardır öğrenci gönderdiğimiz için gözlemlerimiz şunu gösteriyor. Öğrenciler eğitim kısmındayken hizmet sektörüne yönelik işlerde daha çok çalışıyorlar. Bu işler nelerdir? İşte marketlerde çalışıyorlar, restoranlarda, kafelerde garson olarak ya da mutfak pozisyonlarında çalışıyorlar. Onun dışında son dönemlerin en popüler işlerinden olan DoorDash ve Uber Eats, aslında ülkemizde de çok popüler olan paket işleri. Bildiğiniz üzere online yemek siparişi dünyanın her yerinde çok popüler ve bu yemek siparişlerini götüren paketçi arkadaşlar da oldukça ciddi paralar kazanıyorlar. Peki Kanada'da çalışan bir öğrenci saatlik ne kadar kazanır? Kanada'da minimum wage, yani asgari ücretler 15 Kanada dolarından başlar. Ve yapacağınız işlerde hizmet sektöründe ortalama olarak 15-16 Kanada doları civarında kazanırsınız. Ama az önce bahsettiğim DoorDash, Uber Eats gibi paket işlerini yapacak olursanız eğer saatlik ücretleriniz 20-25, hatta sizin çalışma temponuza ve aldığınız bahşişlere göre 30 dolarlara kadar yükselebilir diyor. Peki bir diğer akıllardaki en önemli soru da şu. Kanada'ya çalışma izni olan eğitim programlarıyla gittim. Hemen çalışmaya başlayabilir miyim? Evet, hemen çalışmaya başlayabilirsiniz. Kanada bazı ülkelerde olduğu gibi belli bir süre beklemenizi istemiyor ve hemen çalışma iznini size veriyor. Kanada'ya girerken work permit dediğimiz çalışma iznine sahip oluyorsunuz ve gider gitmez çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Peki Kanada içerisinde ne kadar harcamam olur? Ya da çalıştığım para benim oradaki geçimimi sağlamaya yeter mi? Evet arkadaşlar, bu noktada da Kanada'da öğrencilik döneminde hizmet sektörü üzerinden gidecek olursak, yine hizmet sektöründe çalışan arkadaşlarımıza baktığımızda Kanada'daki yaşamlarını geçirdiklerini görüyoruz. Kanada'da bugün Vancouver'da ya da Toronto'da aylık ortalama 1000 ile 1200 Kanada doları arasında bir kira veriyorsunuz tuttuğunuz bir odaya. Aylık yaşam gideri olarak da ortalama olarak genelde öğrencilerin biz 600-700 Kanada doları harcadığını görüyoruz. Yani totalde baktığımızda aslında ortalama olarak 2000 Kanada doları civarı bir yaşam gideriniz oluyor ve bu gideri de çalışarak karşılama şansına sahip oluyorsunuz. Aynı zamanda bir parantez açmak istiyorum. O parantez de şu: co-op dediğimiz staj bağlantılı sertifika ve diploma programlarının staj kısmında çalışırken full time olarak çalışıyorsunuz ve aylık ortalama 2500-3000 Kanada doları maaş alıyorsunuz. Bu hem sizin geçiminize rahat şekilde yetebilir, hem de
iyi çalışırsanız birikim yapmanızı da sağlayabilir. Peki aklınıza takılan bir diğer soruyu da şu anda duyar gibiyim. Bu da çalışma izni olmayan yani dil okulu programlarıyla Kanada'ya gittiğimde nasıl çalışma iznine geçerim? Bunun da bir yöntemi var. Şöyle, dil okuluyla Kanada'ya gittiğinizde İngilizce seviyenizi herhangi bir kolejde diploma, sertifika, bu özel kolej olsun, devlet koleji olsun, buna yetecek seviyeye getirdiğinizde ve o programlara kayıt olduğunuzda Kanada içerisinden vizenizi uzatabiliyorsunuz. Ve bu vize uzatmasını yaptığınızda, bu programlara gittiğinizde çalışma izniniz yani work permit'iniz de geliyor. Hiç Kanada'dan çıkış yapmadan vizenizi eğitim vizesi olarak uzatıp çalışma iznini de bu şekilde elde edebiliyorsunuz. Son olarak da videonun başında söylediğim gibi TS 2023'ten size bahsetmek istiyorum. TS 2023 yani 3 yıllık çalışma iznine başvuru hakkı. Bildiğiniz üzere Kanada hükümeti deprem sonrası Kanada'da bulunan Türk vatandaşlarına ve Suriye vatandaşlarına böyle bir hak tanıdı. Bunun temeldeki amacı ülkemizde yaşanan o malum depremden dolayı Kanada'da kalmak zorunda olan, ülkeye dönmekte zorlanan kişilere verilmiş bir haktı. Ama bununla ilgili bir sınır koymadığı için Kanada'da bulunan tüm Türkler aslında bu çalışma iznine başvuru hakkı kazandı. Sonrasında birçok insan Türkiye'den eğitim vizesi ya da turist vizesi alarak da Kanada'ya giderek TS 2023 çalışma iznine başvurdu ve bunların çok büyük çoğunluğunun onaylandığını gördük. Normalde deprem sonrası çıkan bu yasa 25 Eylül'e kadardı ama Kanada hükümeti tarafından bu geçtiğimiz haftalarda 3 Ocak'a kadar uzatıldı. TS 2023 vizesine başvurmak istiyorsanız da çok hızlı şekilde hemen bizlere müracaat edebilirsiniz ve garanti vermemekle beraber sizi 3 Ocak'a kadar Kanada'ya gönderebiliriz. Bunun için ister eğitim vizesiyle ister turist vizesiyle Kanada'ya giriş yapabiliyorsunuz. Ama tabii ki de bizim her zaman önerimiz eğitim vizesi üzerinden gitmeniz olur. Ve genel olarak baktığımızda da eğitim vizesiyle Kanada'da bulunan arkadaşların TS 2023 onaylarının daha fazla oranda olduğunu görüyoruz. Evet arkadaşlar, bu arada şundan da hemen bahsetmek istiyorum. Araya ufak bir Oscorp reklamı giriyorum. Sizler için hazırladığımız dil okulu kataloğumuzu bu videonun altında görebileceğiniz linkten indirebilirsiniz. İçerisinde katılabileceğiniz tüm eğitim programlarına dair detaylı bilgi ve fiyatlar da yer alıyor. Evet, yeni serimiz Basics'in ilk videosu Kanada'da nasıl çalışırım izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni stüdyomuzda yeni içeriklerle sizlerle olacağız. Bizi takip etmeyi lütfen unutmayın. Kanalımıza abone olun. Hatta bildirimlerinizi de açın. Aynı zamanda bu aşağıda göreceğiniz Instagram ve TikTok sayfalarından da lütfen bizleri takip edin. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.